Highest value dediği herhalde şey olabilir ya. Bak 10.8 yazıyor. Burası 42 mesela. Ha, bununla alakalı. Bu 42, bu 10.8. Buraya geçen paradan bahsediyor. 21, 9. Mesela en yüksek Novgorod'da var mesela benim şu an. İstanbul'da ne kadar var? 24 mesela. İstanbul'da düşük. 33 Venedik, 30 Ceneviz, İngiltere 73. İngiltere çok yüksek. İşte mesela İngiltere'yi nasıl geçeceğiz mesela? Tam bu kadar geminin burada çalışmasına gerek yok ya. Bu White Sea korusun. Bu Baltığı korusun. Hatta bu da Baltığı korusun. Novgorod'u korusun. Aslında keşke Nogai'nin koruları ile girseydik. Boşuna şey vereceğiz şimdi. Diplomatik puan vereceğiz. Baksana diplomatik puan verdik boşuna. Bir dahaki savaşa girelim ya, dur. Bir dahaki savaşa öyle girelim. Çünkü diplomatik puan çok lazım bana şu an. Baksana yetmiyor zaten. Aslında puan yetmiyor. İngiliz'in oraya korsan göndersen. Onu ben de düşündüm de ne kadar düşürür acaba? Ya İngiliz'in ticaretini biz ele geçirmiş olacağız da. Sonuçta ticaret işin şöyle bir şey. İngiliz'e bütün kolonilerden, bak kolonilerden, ondan sonra Fransa'dan, Ivory Coast'tan falan, buradan komple trade power geliyor. Ya bizim burada öyle bir şey oluşturmamız lazım ki, ya şu Asya'daki bütün trade'in bu tarafa akması lazım. O yüzden şu Semerkand'a doğru inmemiz lazım bizim mutlaka. Şu Kiev Treaty mesela, bu Litvanya'yı falan dövmemiz lazım bizim. O yüzden ben maalesef Polonya ile müttefikliği bozacağım. Maalesef bozacağım. Şimdi Norveç'i annexleyelim. Annexleyemiyoruz. Şu Çağatay'a mı vursak? Ha, Moğol'a vuralım, Mongol'a vuralım. Pers'ten nereye akıyor ki? Pers'ten Asran'a akıyor. Pers'ten Asran'a göndereceğiz. Oradan şeye Kazan'a göndereceğiz. Şu Kazan'ı da şurayı da şey yapalım. Kazan'ı 3 yapalım. Tamam, Kazan bize daha yeni geçti. Burayı komple Çin'e, Pekin'e aktaracağız. Sen burada para dönmüyor, burada 0.1, yani buradaki para. Para yok yani, şurada 0.1 kuruş var yani. Avusturya müttefiklik atıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Gemileri toplayalım şöyle bir araya. Ben bir private deneyeceğim bakalım. Ne kadar şey yapacağız.
12 Duka geliyor İngiliz kanalından. Yok, İngiliz'i geçemiyoruz şu an. Bayağı bir gemi göndermek lazım buraya. Yok, şu an İngiliz'i geçemiyoruz. Ya Private %21'ini almış. Yani İngiltere %40'ı var. %1-21. Yani biraz daha gemi gönder. Mesela İspanya'nın da privetleri var burada. Biraz daha gemi göndersem İngiltere'nin şeyini yok ederiz. Ha, Explorer verecek bize. O zaman madem Explorer verdin, şöyle dünyayı bir dolaşalım bakalım. Şurada isyan çıkmış. Şimdi kafayı bir toparlayalım. Bizim şimdi bu ordularla bir savaşmamız lazım. Bu Özbek mi bu? Şu Çağatay'ı bir indirmemiz lazım buradan da, şu absolutizmi yükseltmemiz lazım ya. Şimdi şunu kaldır. Şunu da kaldır. 51. Manço'nun bayağı ordusu var. Manço biraz zorlayabilir bizi ya. Manço biraz zorlayabilir bizi. Ya orduları da bir yoruldum ya şuradan şuraya taşımaktan sürekli var ya. O yüzden şu kuantiti bitsin de bari o zaman ordu basalım. Aa, Norveç kolonu atmış buraya. İngiltere niye Avusturya'ya savaş açtı? Nemurs'a saldırmış. Neyse. YouTube'da proseserim yok. Ama şey var, Avusturya var. Nogay Şii olmuş lan. Nogay nasıl Şii oldu lan? Allah Allah. Ha, bütün orduları çekince zaten gitsin isyan çıksın orada, anasını satayım.
Lan kaçıp durma be. Lan ne kaçtı ya? Herife bak ya. Dağda yakaladım seni. Ne oldu şimdi? Hortsun bir de. Dağda ne yapacaksın? Gerizekalı. Şimdi işin kötü tarafı şöyle bir şey var. Bu Semerkant'ı almadığımız için Yumen'deki trade şeyde kaldı. Burada kalan Çin'deki trade şurada kalıyor. Yani şeye gitmiyor. Bu tarafa gitmiyor. Anca yani şunu bunu aktarabildik sadece. Ama bu Çin'deki ticaret burada kaldı maalesef. Bunu bir an önce şey yapmamız lazım. O Semerkant'a inmemiz lazım bir önce. Pers'e falan inmemiz lazım. Bu oyundan sonraki seri, valla demin Norveç konuşuyorduk ama bilmiyorum. Norveç sıkar mı, sıkmaz mı? Yani Osmanlı gibi bir belayla uğraşmamıza gerek yok Norveç'te en azından. Allah'a şükür. Ama evet abi, buraları komple siclemişler, ne güzel. Güzel yapay zeka. Neyse, siclemeleri çok önemli değil. Religious savaş açtığımız için. Manchu'yu bir Çağatay'dan ayırmamız lazım. Şu bir yandan isyanlarla uğraşmak beni acayip yoruyor bu oyunda. Gerçekten şu bir yandan isyanlarla uğraşmak beni çok şey ediyor, sinir ediyor yani. Ya abi, biz Pers'e çekeceksek Hindistan'da çekmemiz lazım. Bu bütün buradaki bütün trade Pers'e akıyor. Galiba dayak yedik biz orada bu arada. Ha, aldık lan. İyi. Beyaz barış yapacağım. Zaten 85 savaş skoru oldu. Şimdi Timur kimle müttefik? Brunei, ne güzel. Hinduçin'deki ülkeyle müttefik. Şöyle Timur'a doğru inelim. Amacımız şu Timur'a doğru inmek zaten. Yok canım, o kadar da değil. Hala şey çıkıyor. Bak mesela humanist gitmemenin kötü tarafı bu. Hani şey var. Bütün isyanlar bitmiş. Yani yıllar geçmiş üstünden, hala şey çıkıyor böyle. Livonya isyancısı falan çıkıyor hala. Tüm mesele bitmiş ama hani hala isyancı çıkıyor yani. Ben isyan edeceğim diye böyle canı sıkılan isyan ediyor, anasını satayım. Ne diyorsun? Amerika'yı açalım ya. Ha, Çin'i açtık ama neyse. Çin'i açalım. Şimdi buradan kaza çıkarsak mı acaba? Kaza bence çıkarmayalım ya. Kazak mı kaldı? Ha, varmış. Ama kazan bizde de korlar var, boş ver ya. Ondan uğraşacağız. Şimdi Semerkant'ta trade company'yi kuralım. Burası Sibirya'ya mı bağlı? Yok, bu komple Semerkant. Tamam. Mesela şu Livonya isyancısı neden çıkıyor mesela?
Neden? Şurada. Çin'de bir tane ordumuz kalsın. Rusya oynamanın en gıcık yönü de böyle bir Çin'e gidiyorsun, bir Avrupa'ya gidiyorsun. Sinir ediyor böyle. Bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun. Avusturya, İngiltere, Osmanlı. O Avusturya'nın içine geçmişler. Çok umurumda da değil. Memlük, Polonya, Çağatay. Rivallere. Olabilir. Ama burada isyan çıkmasının sebebi şey. İsyan çıktıktan sonra orayı siclediği zaman şeyi arttırıyor. Ne derler ona? Ya oğlum Norveç senin de var ya, bir borcun bitmedi gitti. Seni annekseyeceğim ben ya. Hala yapmadığımız kabahat zaten. Timur'un ne kadar ordusu var? 89K. Tamam. Timur'u rahat döveriz ya. Yan dediği yer heyecan. Ha şurası. Şuraların kalelerini upgrade'leyeceğim bu arada. Şuradan çok rahat rahat geçiyorlar. Geçemesinler, şöyle kaleleri yapalım. Nah geçersiniz bir daha oradan. Estonya separatist. Estonya dediği yerde yüksek ihtimal şurası. Aynen. Timur, selamun aleyküm. Yemen Gazi Kumu. Ya Gazi Kumu kim oluyor ya? Ama. Yemen abi ışınlandı buradan buraya, gördünüz mü? Yemen bir anda geldi buraya, herif savaş açmamızı bekliyormuş resmen lan. Seni var ya. Geliyorum lan. Sevgili Ömer, saygılar sevgiler dilerim. Eyvallah o gide, hoş geldin. Yalnız dayak yedik biz orada. 100K orduyu bekletmiş orospu. Şimdi. Ordu ta anasının yanına şey yaptı, gitti. Diğer orduyu getirmeme bile gerek kalmadı aslında da. Full ordu dövsek aslında yine de kazanırız bu savaşı da. Gel lan buraya it. Kodumun arabı seni. Şunu şuraya götürelim. Sen de şöyle git.
Çocuk çok kötüymüş. Çocuğu bari öldürelim şu savaşta ya. 1-0-0 nedir lan? Yeteneksiz herif. Babasına bak, çocuğuna bak ya. Babası mühendis. Oğlu beyin özürlü anasını satayım. Kulp bile takamadım, düşün yani. Amcası doğmuş. Amcası doğurmuş nedir ya? İlkokul terk, ilkokulu bile okuyamamış ki geri. A demeyi bilmiyor ya mal. İdam edeceğim İbni'yi. Özbek separatist. Bak 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 Brunei, bak bak burada bak. Şu ülke nerede biliyor musunuz bu? Aha burada. Şu ülke buraya gelmiş abi. Azmine sokayım seni. Nasıl bir azimse. Nasıl bir azimse var ya yani. Arkadaş bu nedir böyle ya? Bu yapay zekanın azmi nedir böyle ya? Vay arkadaş ya. Lan arkadaş kafayı yersin var ya. Adamların yazdığı yapay zeka bana gelse olduğun yerden kıpırdayamazsın. Dünya yuvarlağın kanıtı inan... Ya dünyanın yuvarlak olması ne alakası var? Adamın ne işi var yani Hindu Çin'deki adamı? Kendi ülkesini böyle savunmaz İbne ya. Aa çok kötü daldım oraya. Neyse ikisini de aldık. Adam vallahi kaleyi sicledi. Kal bakayım orada şimdi. Gerizekalı seni. Hah, kal orada bakayım. Manifaktörü bize çıkmadı. Şimdi... Ya hiç sorma ya. Sıçacağım. Adam savaştan çıkmıyor bak. Şu ekran kaymasını keşke düzeltseler anasını satayım. Şu ekran kayması beni öyle sinir ediyor ki. Şimdi. Semerkand'ı alacağız. Yani Semerkand trade'i lazım bize. Bir de Pers trade'i lazım. Şuraları falan almamız lazım. Şöyle girsem. Ama gene Timur'la savaşacağız sonuç olarak. Tamam, çok gitmeye gerek yok. Buraları alalım. Biraz agresiflik yiyeceğiz ama. Herhalde saldırmazlar ya.
Baltık Denizi'ni toplamayalım. Bunu aktaralım. Astrağan Annex diyelim. Norveç'ten sonra Astrağan Annex diyeceğim. Main trade'i hala White Sea'ye çekesim var ama. Ya şu an bizim... Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bizim Novgorod'un... Ha dur. Trade power çok yüksek ama... Valüsü çok düşük ya. İngiltere'nin de gittikçe büyüyor arası sat. Çünkü end trade note ya. Hiçbir yere para gitmiyor. Mesela buradan ne kadar para gidiyor dışarı? 4 duka gidiyor dışarıya. 33 geliyor. Mesela White Sea'ye ne kadar para gidip geliyor? Yani bize 0.17 geliyor, 2 duka dışarı gidiyor. Ya ne yapalım, İngiltere'yi de mi dövelim ya? Bilemedim. Neyse, halledeceğiz bir şekilde. En sağlam trade Karakorum mudur acaba? Karakorum'dur büyük ihtimal ya. Karakorum'dan gider para. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim ben. Şu oyunu kaydedelim. Main trade'i buraya alıyorum abi. Tamam mı? Sonra Novgorod'u da... Transfer diyorum. Tamam, buranın trade power'ı 1400. Değeri de 66 oldu. Buranın kaç? 88. Gelirimiz iyi, aynı.